Geldik kütle çekim kuvvetine. Bunu lise 1'de de anlatmıştık hatırlarsanız. basitleştirilerek söyleyecek olursak Newton bize ne diyor? Kütlesi olan her şey birbirini çeker diyor. Birbirine çekme kuvveti uygular diyor. Bunu lise 1'de 4 temel kuvvetten birisi olduğunu söylemiştik. Ve formülünde Kütle çekim kuvveti F eşittir. G M1 M2 bölü D kare ile yazmıştık. G dediğim şey evrensel çekim sabiti. M'ler cisimlerin kütleleri. D de cisimlerin kütle merkezleri arasındaki uzaklık diye anlatmıştık. Şimdi burada bile bu kadarlık kısımda bile bizi çok rahat düşürebilirler üniversite sınavında. Şöyle düşürebilirler. M1 cisminin M2 cismine uyguladığı kütle çekim kuvveti ile M2 cisminin M1 cismine uyguladığı kütle çekim kuvveti birbirine eşittir diyebilir. Yanlış. Nerede yanlışlık? Çünkü kuvvet vektörel bir ifadedir. Bunlar değerce birbirine eşittir. Yani bunun buna uyguladığı kuvvet g m1 m2 bölü d kare. Bunun buna uyguladığı kuvvet g m2 m1 bölü d kare. Evet yazılan şeyler aynı. Fakat kuvvetler birbirine yön olarak zıt. Dolayısıyla m1'in m2'ye uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü m2'nin m1'e uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğüne eşittir derseniz doğru. Kuvvetler birbirine eşittir derseniz yalnız çünkü kuvvetler bizi diğerin tersi yönde eksidir. Ve bunlar nedir? Etki tepki kuvvet çiftidir. Sakın unutmayın. Başka nasıl düşürebilirler bizi? Şöyle diyebilirler. Kütle çekim kuvveti cisimlerin kütle merkezleri arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır diyebilir. Bakın uzaklıkla ters orantılıdır. Lafı söylemek üzereyken görüyoruz ki burada kara var. Aman dikkat. Bizim hızlı okumamızdan yani soruyu hızlı okuyarak çabuk çözme den kaynaklanabilecek hata yapmamızı bekliyorlar. Dikkat edelim. Peki doğrusu ne? Kütle çekim kuvveti cisimlerin kütle merkezleri arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani uzaklık iki katına çıkarsa kuvvet dört kat azalır. Uzaklık yarıya pardon uzaklık iki katına çıkarsa kuvvet dört kat azalır. Evet doğru. Uzaklık uzaklık yarıya indirilirse o zaman karesini alacağız yarısı demek. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Uzaklık yarıya indirilirse kuvvet 4 katına artar diyeceğiz. Ters orantılı olmasını bu şekilde anlatacağız. Öyleyse uzaklık 3 katına çıkarsa diyelim ki o zaman kuvvet 9 kat azalır diyeceğiz. Peki bunu Şöyle başka bir açıdan inceleyelim. Ee, kütlesi olan her şey birbirini çeker demiştik ya. Bu dünya olsun. Kütlesi büyük. Hem. Bu da ben. Kütlem küçük M. Dünya beni çekiyor. Ben de dünyayı çekiyorum. Aramızdaki kütle merkezlerimizin arasındaki mesafe yaklaşık dünyanın yer çapı kadardır. Çocuklar şurası ihmal edilebilir bir düzey. Fark etmez. E, virgülden sonraki e, birkaç basamağı değiştirir. E, dolayısıyla burası dünyanın yer çapıymış gibi düşünebilir. O zaman dünyanın bana, benim de dünyaya uyguladığım kuvvet F. Evrensel çekim kuvveti, e, çekim e, sabiti G. Dünyanın kütlesi benim kütlem M. M bölü. Aramızdaki uzaklığın karesi R kare. Şimdi bu bana uyguladığı kuvvet. Ee, şunu merak ediyorum. Bana değil de sana uyguladığı kuvvet ne kadar diye sorduğumda sadece şurada benim kütlem yerine senin kütlen yazacaksın. Öyleyse bilim adamları ikide bir bununla uğraşmamak için şurayı bir hesaplayalım demişler hesaplayınca ne bulmuşlar? Yaklaşık 10 metre bölü saniye kare. Yani yer çekimi ivmesi dediğimiz şey bulmuşlar. Yani kütle çekim kuvveti dünyanın bana uyguladığı kuvvet aslında başka bir kavram ortaya çıkıyor. Ne? O da ağırlık. Yani ağırlık dediğimiz şey kütle çekim kuvvettir. Ya da yer çekimi kuvvettir falan diye de söylenir. Oradaki yer dünya demek aslında biliyorsunuz. E, bilmekte fayda var. Hepsinin isimleri de. Ağırlığımız kütle çekim kuvvetiymiş. Peki burayla ilgili şöyle enteresan sorular var. Bakalım neymiş? Diyor ki soruda dünyanın üzerinde en kütleli bir cismin ağırlığı 480 Newton'dır. Yani dünyanın bu arkadaşı uyguladığı kütle çekim kuvveti 480 Newton'mış. Bu cismi yeryüzeyinden yüzeyinden yer yarı çapı kadar daha uzağa götürsek, işte böyle kelime oyunları yaparak kafamızı karıştırabilirler götürdüğünde ağırlığı ne olur? Soru bu. Şimdi burada formülümüze bir bakalım. F eşittir G M, M bölü R kare. Bu neymiş? 480'miş. 480 Newton'miş. Şimdi ikinci durumda ne? G M, M bölü aramızdaki uzaklık artık 2R. 2R'nin yaptı? 4R kare. Bakın şu GMM bölü R karelik kısma 480 yazarsak 480 bölü 4'ten dolayı 120 Newton olur. Ya da şöyle diyebilirdik. Uzaklık ilk katına çıktığı için kuvvet 4 kat azalır. Oradan da soruyu çözebilirdik. Şimdi enteresan kısma gelelim. Enteresan kısım şu. Dünya üzerindeki bir cismin, en kütle bir cismin ağırlığı yine 480 Newton'dır demiş. Yani şurası 480 Newton'la bizi çekiyor. Tabii ki biz de aslında dünyayı çekiyoruz da orasını önemsemiyoruz. Çünkü soru burayla ilgilenmiyor, burayla ilgileniyor. Diyor ki soru, bir kuyu açsak, çap üzerinde bir kuyu açsak ve cismi dünyanın içinde R bölü 2 uzaklığa götürsek ağırlığı ne kadar olur diyor. Şimdi burada şu formülü kullanamıyoruz çocuklar. F eşittir G M bölü R kare eşittir 480 Newton'ı kullanamıyoruz. Neden? Çünkü burada bakın M dediğimiz şey yani dünyanın kütlesi M dediğimiz şey burası. E, cisim içeri girdiğinde dünyanın sadece şu kadarlık kısmının kütlesi bizi çekiyor. Örneğin burasının emini bulmak için şu emi açmam lazım. Biz daha önceden lise 1'den biliyoruz ki M eşittir D ve D özgütte. Ve hacim. Ve M bölü R kare. E hadi oradaki hacmi de açalım. Kürenin hacim formülü neydi? 4 bölü 3 pi R küp. Yanına M bölü R kare. Gördünüz mü? Şurada R küple R kareler gitti. Ne kaldı geriye? G D 4 bölü 3 pi R M kaldı. Bakın şu evrensel çekim sabit bir sabit sayı. E şunlar da sayı. Bunların yerine K desek. K, D, R, M. Yani kaderim neymiş? 480 Newton'muş. Şimdi burada ne kullanacağım? Artık kullanabilirim. Çünkü bakın burada dünyanın kütlesiyle ilgili bir şey kalmadı. Formülde bir harf kalmadı. O zaman kullanalım. K, D, R bölü 2. Kaderim 480 ise kaderim bölü 2 bunun yarısı olacağı için 240 Newton olur. Şimdi bunu gelin bir grafiğin üzerine oturtalım. Dünyanın üzerindeki an 480'di. 2R uzaklığını aldığımızda ne oldu? Kaç olmuştu? 120 olmuştu. 480. Şurayı 4 eşit parçaya böldüm. 360, 240, 120. 2R noktasına götürdüğümüzde 120 oldu. Gördüğünüz gibi uzaklık artınca 4 kat azaldı. O zaman burası parabolik bir şey. Şöyle parabol. Hatta bu sonsuzuzda sıfıra doğru yaklaşır. Şurası parabolmuş. Şöyle. Peki R bölü 2'deyken ne bulduk? R'deyken 480 ise R bölü 2'deyken 240. Yani yarıya inince o da yarıya indi. Şurası R bölü 2 iken 240. Dedik ki yarı çapı yarıya indirince uygulanan kuvvet de yarıya indi yani nasıl bir orantı var doğru orantı o zaman burası şöyle dümdüz bir çizgi evet buradan çıkarılacak sonuçlar var çocuklar ne sonuçlar şunu biliyoruz öyleyse diyeceğiz ki öyleyse diyeceğiz ki soru bize gezegenin yüzeyi ve dışarısı arasında bir yorum sorusu soruyorsa Gm bölü r bu ne ona bakalım şimdi biz demiştik ya F eşittir G M, M bölü R kare. Şurasına da G demiştik. G yani M G. O zaman G'yi çektiğimizde ne kalı? kalır? G M bölü R karelik kısmı kalır. Evet. O zaman Soru bize gezegenin yüzeyi ve dışarıda bir şey soruyorsa yer çekimi ivmesini cm bölü r kareden Şimdi şuraya bakalım. Şimdi burası MG tabii ki. Yani şurası MG. MG. O zaman da G neye denk gelir? Kader mi? Kadere denk gelir. Öyleyse gezegenin yüzeyinde ve içinde biz yorum sorusu soruyorsa da kaderden çözeceğiz. Şimdi bakalım. Sorumuz bununla ilgili. Diyor ki bize bir gezegenin Üzeri içinde ve dışında şekildeki gibi kalen noktaları belirlenmiş. Bu noktalardaki yer çekimi ivmelerinin oranını bulun diyor bize. Ben diyorum ki şuralar R olsun. R. Önce e, neye bakalım? E, K'ya bakalım. İçinde 2 ve yüzeyindeki de ne kullanıyorduk? Gm bölü R kare. Öyleyse şuraya da mesela M noktası diyelim. G M noktası. Ee, m noktasında gm bölü ne kullanacağız? 4r kare. Veya diğerinden yaparsak kd kader değil mi? 2r. Şimdi bu m noktasındaki durum. Peki k noktasındaki durum içinde mi? Öyleyse içine bakacağız. kd r noktasının merkez uzaklığı r. Şimdi buna bir işte G desek G desek 2 kad kader G ise kader G bölü 2 olur. Bu neredekini bulduk biz şimdi. İçerideki K noktasını bulduk. Peki. Şimdi L'ye bakalım. Onu da buradan yapacağız. Ee, bu noktada GM bölü 1 2 3 R'nin karesini alacağız. 9 R kare. Şimdi de bakalım. Buna ne demiştik? G olsun demiştik. Yani G Gm bölü 4R kareye G demişsek cm bölü 9R kareye ne deriz? Evet. Burada taraf tarafa bölsek gerekli işlemleri yapsak sanırım ne olur? Hmm. Daha da kolay bir şey yapalım. gm bölü r kare 4r yazalım. gm bölü r kare 4r yazarsak 4g bölü 9 olur. 4g bölü 9 olur. Şimdi sorumuz neydi? k ve l noktalarındaki e, yerçekimi birbirine olanı bulun. k'dakinin ne bulmuştuk? g bölü 2. l'dekini ne bulmuştuk? 4g bölü 9. E, 9 yukarı çıkar. 9 yukarı çıkar. 9. G'ler zaten birbirini götürür. Bölü 4 ile 2 yan yana geldiği için 8 olur. Yorumunuz.